çevresel faktörlere bağlı oluşan egzamalara temas egzaması diyoruz. Bu çeşit egzamada cilde dışarıdan temas eden maddelere bağlı egzamalar oluşmakta. Yine cilt yapısına bağlı seborreik egzamalar adında bir grup egzamada mevcut. Burada daha çok ciltte, saçlı deri ve kılı alanlarda egzamaları görüyoruz ve buna da yağlı egzama diyoruz. Atopik egzama ise daha çok genetik faktörlere bağlı, alerjik bünyeye sahip olan kişilerde görülen egzamaların adı. Yine sinirsel egzamalar daha çok stres ya da bazı psikolojik rahatsızlıklar sonrasında ortaya çıkan egzamalara verilen isimler.